Adıyaman'ın Çelikhan İlçe Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Bulut'un talimatıyla ilçede yaşanan altyapı ve üst yapı sorunlarının kökten çözümü için kazma vuruldu. İlçe hali hazırda şantiye olarak gözükse özellikle iklimden dolayı kısıtlı zamanı olan belediyenin sorunların toplu çözümü adına böyle bir çalışmayı başlattığını belirten yetkililer, çalışmaların bitmesiyle ilçenin uzun süre altyapı ve üst yapı sorunu yaşamayacağını aktardı. Abi yarın var, yarın. Çelikhanlı vatandaşlar ise çalışmaların devam ettiğini, şu an için sıkıntı çektiklerini, çalışmalar bittikten sonra rahat ve huzura kavuşacaklarını söyledi. Çalışması var, güzel çalışıyor, çengşöle çalışıyor. Ya işte şu anda bizim yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu, doğal gaz geliyor. Tabii bu da yani her işin bir sıkıntısının bir de rahatlığı var. Bu sene onlar yapılıyor işte, hepsi bir kereden yapmıyor. Birisi yaşıyor, biri kanalizasyon yaşıyor, biri doğal gaz yaşıyor derken ikide bir bu yollar bazılıyor. Ha, vatandaş biraz sıkıntı çekiyor ama... İnşallah yıl sonuna doğru bunlar hepsi temizlenir, bir de asfalt yaparlar. Biz de belki 20-30 sene, biz belki etmeyiz de çocuklarımız, yani 20-30 sene bunlar rahat eder. Şu anda iyi gidiyor. Yani görüyorsunuz işte artık şu şekil biraz idare ediyoruz ama sıkıntı yaratıyor ama çok şükür bittikten sonra rahata huzura ereceğiz. Bitmesini bekliyoruz. Aynen öyle. Geçtiğimiz günlerde ilçeye giden AK Parti Merkez İstihdam Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise açıklamasında Çelikhan'ın ihtiyaç ve taleplerini öncelik sırasına göre tasnif edip bir planlama dahilinde bu ihtiyaçları karşılamak için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Bugüne kadar Çelikhan ilçemize eğitim ve sağlık başta olmak üzere her alanda çok güzel eserler kazandırdık. Yeni yatırım ve projeleriyle yeni eserleri Çelikhan'a kazandırmak için bundan sonra da aynı azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi.